Merhaba arkadaşlar. Yeni bir soru çözüm videosuyla birlikteyiz. Boşaltım sistemi ile ilgili soru çözümü yapacağız. Yine boşaltım sistemi ile ilgili TYT kitaplarından soru çözümü yapabilirsiniz ama hani böbrek çeşitleri işte diğer canlılardaki sistem boşaltım sistemleri mecbur hani TYT kitaplarında olmadığı için ÖABT kitaplarından çözüm yapacağız. Bu arada şunu da söyleyeyim, hazır yeri gelmişken, konusu açılmışken arkadaşlar, videolar bitince soru çözümü yapacağım. Kitaplarımı sipariş verdim, gelecek. Pegem ve Uzman Kariyer. Evet, Uzman Kariyer yayınlarından kitap sipariş verdim. Konu konu her ikisinden de soru çözümü yapacağız. Ama ilk önce konularımızı bitirelim. Konular bittikten sonra biliyorsunuz alan bilgisi bittikten sonra alan eğitimiyle ilgili de video çekeceğim. Daha sonra da soru çözümlerine başlayacağız inşallah. Sonraki videolarda artık beni takip etmeyi unutmayın. Evet, gelelim. Diyor ki birinci soruda, kurak ortamda yaşayan hayvanlarda böbreğin hangi kısmı diğerlerine göre daha fazla gelişmiştir? Kurak ortamda yaşayan bir canlının ne ihtiyacı vardır? Suya. Suyun en fazla geri emildiği kısım neresidir arkadaşlar? Tabii ki neresidir? Henle kulpu değil mi? Henle kulpu peki nerede bulunur? Medulla bölgesinde. O zaman kurak ortamda yaşayan canlılarda medulla bölgesi daha fazla gelişmiştir. Çünkü henle kulpu medulla kısmında bulunduğu için. Gelelim ikinci sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi sağlıklı bir insanın idrarında bulunmaz? Sağlıklı bir insanın idrarında kreatin bulunur. Ürokrom bulunur arkadaşlar. Penisilin, ürik asit bulunur ama amino asit bulunmaz. Amino asit protein metabolizması bozuk olan kişilerde idrarında bulunabilir. O yüzden oldukça dikkat edilmesi gerekiyor. Gelelim. Diyor ki halkalı solucanların boşaltım birimi ile ilgili olarak halkalı solucanların boşaltım birimleri neydi? Nefridyumlardı. Diyor ki kirpikli huni atıkları glomerulus yumağından alır. Arkadaşlar bu yanlış olur. Neden? Çünkü glomerulus yumağı halkalı solucanlarda yok. Tamam, kirpikli huni var ama glomerulus yumağı yoktur. O yüzden bu yanlıştır. Kirpikli huni ile nefridyum açıklığı aynı segmentte bulunur demiş. Hayır. Farklı segmentteydi. Hatta kirpikli huni ve nefridyum farklı segmentte olduğu için ne yapıyordu? Nefridyum bir önceki kanaldakini, yani bir önceki segmenttekini süzüyordu. Dolayısıyla bu da yanlıştır. Etrafı kılcal kan damarı ile çevrilir. Evet, bu doğrudur. Geri emilimin gerçekleşebilmesi için damarla çevrilidir arkadaşlar. Hangileri doğru dediği için cevabımız ne olur? Yalnız 3 olur. Gelelim dördüncü sorumuza. Diyor ki yandaki şekilde sağlıklı insana ait nefronun yapısındaki kısımlar verilmişti. Buna göre hangisi yanlıştır diye soruyor bize. Arkadaşlar şimdi hemen kısımları yazalım. Burada K nedir? Glomerulus. Glomerulus. L nedir? Bowman. Bowman kapsülü. M proksimal tüp. Proksimal tüp. N henle kulpu. Henle. P distal tüp. R'de arkadaşlar idrar toplama kanalıdır. Kısaca yazdık. Şimdi diyor ki K diyor çift katlı epitelle kaptır. Glomerulus evet çift katlı epitelle kaplıydı. Bu doğru. K ve L'den su ve besin monomerleri emilir. Arkadaşlar bakın L'den de K'dan da emilim yoktur. Bakın K'dan L'ye sadece süzülme gerçekleşir. L'de süzüntüyü M işte N, P diğer kısımlara aktarıyor. Dolayısıyla her ikisinde de emilim yoktur arkadaşlar. Cevabımız Bursa şıkkı. P'nin duvarı üreye geçirgen değildir. Evet, distal tüp üreye geçirgen değildi. O yüzden üre nerede emiliyordu büyük bir çoğunluğu? İdrar toplama kanalında bu doğrudur. N'nin inen kolunda yani henle kulpunun inen kolunda su emilirken çıkan kolundan sodyum ve klor emilir. Doğru. Çünkü çıkan kolu suya geçirgen değildi. R neydi? İdrar toplama kanalı. Su ve üre emilimi devam eder. Doğrudur arkadaşlar. Cevabımız Bursa şıkkı olur. Şimdi gelelim çıkmış sorulara. Diyor ki tatlı su balıklarının ozmoregülasyonu ile ilgili. Bol miktarda su içerler demiş. Arkadaşlar tatlı suda yaşıyor. Su içer mi? İçmez değil mi? Bu yanlış. Solungaçlarındaki özel hücreler aktif taşımayla kana iyon salgılar. Arkadaşlar aktif taşımayla kana iyon alırlar solungaçlardan. Bu da doğrudur. Bu doğrudur. Fazla miktarda hipotonik idrar oluştururlar. Evet, tatlı suda yaşadıkları için sürekli vücuda su giriyor. Dolayısıyla idrarları hipotoniktir. Doğru. Azotlu atıkları solungaçlardan attıkları için böbreklerindeki nefron miktarı azalmıştır diyor. Şimdi azotlu atıkları tamam, hani solungaçlardan atabilirler ama böbreklerden de su atmaları gerekiyor arkadaşlar. Yani suyla birlikte diğer atıkları, tabii azotlu atıkları da atacaklar. O yüzden nefron miktarı azalmamış, aksine fazladır. Bu yanlıştır. Hangileri yanlıştır dediği için cevabımız ne olur? 1 ve 4 olur. Gelelim diğer sorumuza. Diyor ki insanda böbrek
hangilerini gerçekleştirir? Aldosteron salgılayarak iyon dengesini sağlama. Arkadaşlar, aldosteronlu böbrek üstü bezi salgılar. Böbrek değil, bu gitti. ADH salgılayarak demiş. ADH'ı da hipofiz salgılar. Böbrek salgılamaz. Eritropoyetin hormonu, evet, bunu salgılar. Kreatinin ve bilirubinin atılmasını sağlama demiş. Arkadaşlar, kreatin ve bilirubini atar, doğrudur. Cevabımız ne olur? 3 ve 4 olur. Gelelim diğer sorumuza. Diyor ki, tatlı su balıklarının adaptasyonu ile ilgili hangisi yanlıştır? Solungaçlarından aktif taşımayla su alırlar, pardon, tuz alırlar. Doğru. Tatlı suda yaşadıkları için aktif taşımayla mecbur alacaklar. Kanları hipertonik, idrarları hipotoniktir. Evet, doğrudur. Tatlı suda yaşıyorlar. Glomerulusları körelmiştir demiş. Bakın, hayır. Glomerulus, nefronlar, bunlar körelmemiştir arkadaşlar. Bu yanlıştır. Vücudu ozmozla su kazanır, tatlı suda yaşadıkları için, doğru. Ürenin çoğunu solungaçlarından, az bir kısmı da böbrekten dışarı atar, doğrudur. Gelelim son sorumuza. Diyor ki, metanefroz böbrekte aşağıdakilerden hangisi bulunmaz? Pelvis, Malpighi piramitleri, kirpikli huni, medulla, glomerulus yuma. Arkadaşlar, cevabımız kirpikli huni olacak. Kirpikli huni sadece pronefroz böbrekte vardı. Metanefroz ve mezonefroz böbrekte kirpikli huni yoktu. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan şıkkı olur. Evet, böylece boşaltılı sistemi ile ilgili soru çözümünü de bitirmiş olduk. Sonraki videoda hangi konuya geçiyoruz? Hayvansal dokular. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.